Merhaba arkadaşlar, bu videomda Stihl FS450 motor tırpanın pistonunu değiştireceğiz. Zaten birkaç video öncesinde bunu paylaşmıştım. Temizlik konusunda da birkaç deyim, hani bir şeyler anlatmaya çalıştım sizler için ama şimdi daha da detaylı motoru sökmeden önce temizliyoruz arkadaşlar. Fakat bu Axbarox değil, Axbarox'lar burada, kutusunu kullanır sadece. Bu da MX14 dediği temizleyici arkadaşlar. Şimdi yıkama esnasına geçiş yapmadan önce hemen şöyle bir yumuşamasını sağladık. Bunu herkes kullanacak diye bir kaydı yok. Biz işimiz hızlansın manasında yapıyoruz arkadaşlar. Siz bunu normal şartlarda sürekli yıkama yaparsanız ya da hafif bir ıslatsanız çimler zaten yumuşayacak. Tazikli suyla da çok rahat, güzel bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şu kısımlarına da biraz yedirelim. Alt kısımlarda bir nebze pislikler var. Şu motor gövdesinin olduğu kısımlara da sıkıyorum arkadaşlar. Yani bunu illa yapacaksınız diye bir şey yok. Zaten sürekli temizliğini yaparsanız bu tarz bir işleme maruz kalmayacak makineniz. Ama biz yaptığımız iş düzgün olsun manasında bu şekilde kimyasallar kullanıyoruz. Defalarca uğraşmayalım diye. Şimdi burada buraya sıkmamışız. Buradan diğer yıkama bölgesine geçelim. Jeton var mı? Alırız. Alırız, tamam, biraz bekleyeceğiz. Sen jeton al dostum. Ya da sen makine getir, sen jeton al. 3 kişi gidiyoruz bakın bir makine yıkamaya. Ömer sen hadi, jeton hadi, al. Hadi oyalanma. Hadi dostu. Burada da onlar giderken ben şey yapayım. Ustam da Viking çapa makinesinin karbüratör değişimini yapıyor. Biraz sağına soluna yanlış müdahale yapmışlar. Gördüğümüz aksamları düzeltmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Benzinlik de kalabalık. Hatta orada şey var. Araba vardı. Jeton alıp gelsinler. Bakalım. Al gel sen. Bizim eski mekan arkadaşlar. Şöyle döndüreyim. Görüyorsunuz. Burası halen de dolu vaziyette duruyor. Şimdi yeğenim malzeme almaya gitti. Hakkı nerede? MX14 almaya gitti. İlla MX14 ya da Axbarox kullanacaksınız diye bir şey yok. Aspirin de kullanan arkadaşlar varmış. Yani temizleyici kimyasal olsun. Şimdi temizleme esnasında ben çok bulunmuyorum şeyde, yanlarında. Nasıl işlem yapıyorlar görün arkadaşlar. Mehmetciğim merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olasın. Video uzamasın diye çok fazla detaya girmeyeceğiz demeyelim. Yani gireceğiz de her anını paylaşmayabiliriz. Onu da söyleyeyim. Ne oldu? Hızlı çekim yapmayalım ya. Şu hakkı istersen o kısımlara da biraz sür. Çok şey yapmana gerek yok. Zaten tazikle çıkacak o. Yıkama yaparken tazikli suyla şu lastik kısımlara, kauçuk kısımlara vurmayın arkadaşlar. Fütürlü yapıyor, onu da söyleyeyim. Yani kestiriyor biraz. Ya ilk başta ne yap biliyor musun Hatice? Şap borusundan başla. Şaptan başlayarak sonra burayı bir ıslatırsın. Tekrar orası yumuşuyorken işlem yaparsın. At dostum parayı. BMW.
Yardımcı olsan oğlum adam. Devir metrine yardımcı olacağım. Ömer, kamera tutsana, telefon çalıyor, gel. Böyle genel al. Hakkı! Yanında kaldı bak, yaptım. Yapalım mı Hakkı? Üst kapağı da dilersen söküp silindirin, onları da güzelce temizleyelim zaten. Üst kapağı neler çekelim? Silindir sökülecek, temizliyoruz. Onu da mı yıkayacağım? Hava da bugün çok güzel ha. Söyle de bir şey.
Sitli. Bir daha göster. Şey olduğunu zaten belirtmiştik, pis olduğunu videoda, geçtiğimiz videoda. Şöyle izah edeyim. Şimdi bu silindirin olduğu kısımlar da temizlensin diye açtırdım. Hava filtresi zaten yıkama esnasında pisleniyor arkadaşlar, ıslanıyor. O yüzden eski filtresiyle yıkıyoruz makineleri. Bunu da dile getirelim. Jeton almalı. Jeton almalı. Jeton mu lazım? Hemen alıp geleyim. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim. Makine yıkanıyor. Biz yıkıyoruz ama tazikli havayla kuruluyoruz arkadaşlar. Bir de makine komple söküleceği için, yani komple derken silindir pistonun olduğu kısımlar sökülecek, takılacak, kurulanacak tekrardan. Siz olun, bu kadar detaya girmeyin. Tamirci arkadaşlar yapabilir ama bu işte tecrübesi olmayan kişiler de pek müdahale etmesin. Motorun içerisine de su giriyor arkadaşlar. İster istemez giriyor. Biz açtığımızda hem orayı tekrar benzinle temizliyoruz, tekrardan yağlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Komple sökülecek makineleri bu şekilde temizliğini yapıyoruz. Eğer komple sökülmeyecekse motor kısmına bu kadar detaylı giremiyoruz. Bilginiz olsun. Her zaman bunu yapmıyoruz yani. Siz olun. Ufak pislik varken sık sık temizleyin ki bu kadar detaylı girilmesin. Hemen ön tarafında makine çekiyor. Bazı çıkmayan noktalar var. Bakın tam şu parmağımın ucu mesela. Onları farklı işlemlerle çıkarabiliriz ama o kadar detaya girmeye gerek yok. Zaten yine aynı şekilde sonuç elde olacağı için yani pislenecek. Makine bu kadar pisleniyorsa tekrar pislenecek kullanıcı tarafından. Mümkün mertebe detaylı girmeye çalışıyoruz. Yapılan işlemler böyle. Temizleme kabinleri var arkadaşlar. Çok ciddi maliyetli olduğu için bir de bu kadar motor tırpanlar girmez arkadaşlar. Yani su motor, işte dizel motorlar falan giriyor. Bu rektifiyecilerdeki olan yıkama kabinleri gibi düşünün. En son sorduğumuzda 100 küsür bin liraydı. Şu an 200 küsür binlerde. Hani sırf yıkama amacıyla bu rakamlar verilmez. Ciddi manada bir kazanç elde etmiş olsak amenna. Almayı planlıyoruz ama bütçemiz el vermiyor. Ağlayayım mı biraz? Bu şekilde bir durumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Hemen leylantı çek abi. Gıcır gıcır leylantı. Yeni revize edildi arkadaşlar. Onun da fotoğrafını bulabilirsem atayım. Ben de oraya çekiyorum. İlaçlama makinesi getirdi. Siz olun, hava filtresi sökülürken de kesinlikle su vurmayın arkadaşlar. Burada bunun bu şekilde işlem yaptığına bakmayın. Dur sökülecek diye. Rahatız. Buyur esasın. Videomuzu bölme oğlum. Niye böyle? Durum bu. Şura. Altını
Valla sap motor gidelim. Ha, hava vuracak da pardon. Onu da çekelim. Giderken leylantı mı? Giderken leylantı mı? Gerek yok o kadar ya. Şimdi şöyle izah edeyim. Tarım motor mesela hemen sökeceğiz biz. Söküm anında genç gelecek. Temizliğini yapacak tekrardan. Kurulacak. Medeklik çıkacağız arkadaşlar. Sarı malzeme ile alüminyum kütük olduğu için sıkıntı yok. Paslanacak bir durum söz konusu değil ama içi açılıp temizlenecek tekrardan. Bunu videoda yansıtmayacağız size. Apayrı bir konu. Etrafta bir temizlensin. Aklı böyle gelmiş zaten. Geliş. Buradan dikkatini çekelim. Burası çok pislenmiş. Eskiden sürekli böyle yıkamasını yapıyorduk arkadaşlar. Ama gene de her gün pisleniyordu. Bitti. Yapacak bir şey yok. Motoru kurulamasını yapalım. Hangisi abi? Suyun gelmediği noktalar var arkadaşlar. Taziğin girmediği yerler. Oralara yapacak bir şey yok. Zaten gençimiz videoda da bunun zemberin falan yağlanacağını söylemiştim arkadaşlar. Bakın içeriye tam girilmiyor. Suyu da atalım. Cere. Benzinler temizlenmiş.
yaptık, gerekli kurulamasını yaptık. Motor söküldüğü zaman tekrar kurulanacak arkadaşlar. Benzinle temizlenecek bölgeler var. Hazır kenarda şu denk gelmişken, hava filtreleri, kağıt filtreler arkadaşlar yıkanmaz. Benzin dahi değse tıkanıyor, bozuluyor. O yüzden çok fazla mesela sıvı temas ettirmeyin bunlara. Bu değişecek diye yıkarken biz de karbüratörün içerisine çok fazla pislik gitmesin ya da su gitmesin diye. Gerektiği gibi kuruladık. Hem karbüratör de tekrardan sökülünce kurulacağız arkadaşlar. Detaylı bir şekilde. Ona göre hareketine bakacağız. Temizleme videosu bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı yorum yapmayı unutmayın. Dipnot atayım. Herkes yani bu işten anlamayan ya da bu tarz kompresörü olan işte tazyikli suyu tamam yıkamalarda temin edebilirsiniz ama hemen kurulama şansınız yoksa bu tarz işlemlere motor kısmına en azından girmeyin. Şu bölgenin yıkanmasında anormal bir şey yok. Kurulandıkça sıkıntı olmaz arkadaşlar. Çok da paslanacak bir şey yok. Zaten biz motor yapıldıktan sonra çalıştıracağız. Tekrar işlem görecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani çalıştıracağız ve suyun savrulmasını sağlayacağız. Bunu da böyle dile getirelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.